Merhaba arkadaşlar, bugün bıraktığımız yerden dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 20 gün kadar var. Dünyada 149, yerelde de Türkiye birincisiyim. Bugün kullanacağımız DS Havan Roket DS'si. Uzun zamandır dereceli maçlarda kullanmamıştık. DS'imizde klasik bu şekilde. Bu iki evrimde bu DS'ye çok iyi gidiyor, o yüzden değiştirmeye de gerek yok. Bakalım bu zorlayıcı metada Havan Roket DS'si ile maç kazanabilecek miyiz? İlk rakibi de hemen bulduk. En iyi derecesi 80'miş. Kupası da bizden daha düşük. Bu kullandığımız Havan DS'sine karşı oynamasını hiç sevmiyorum ama oynarken de dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Savunmayı iyi yapmak, yoksa vuramadığımız yerde rokete dönme fırsatımız da olamaz. Şöyle Havan'la başlayalım bakalım. Okçu korur onu. Pekka'sı varmış. Klasik evrimli Pekka. Havan'ı koruyabiliriz. Şöyle tomruk atalım. Hayalet'e karşı şövalye. İskeletleri tam zamanında attım. Hemen bir buz ruhu. Havan da tekrardan vurdu. Hem savunmayı güzel yaptık hem de Havan'ı koruduğumuz için iyi başladık. Önden de şövalyeyi atalım. Elinde hayaleti yok. İksiri de az, bakalım nasıl cevap verecek. Çok iyi, durduramadı. Havan'ı atalım. İksiri çok az. Evrimli iskeletlerimiz de var bizim. Şu şekilde atalım iskeletleri. Boşluğa karşı tamamen koruduk. İlk önce bir kısmına vurdu, sonra diğer kısmına. Daha iyi kullanamazdık. Rakip de iyi oyunu diyor. Son bir tane daha vur. Belki erkenden maçı salar. Başta harbiden temiz savunduk. Yoksa vuramazdık bu kadar. Kartları da doğru zamanda atmak çok önemli. Örneğin Hayalet şövalyeye vururken Pekka'ya karşı o zaman iskeletleri attım. Şimdi ne yapalım? Buz ruhunu atalım. Evrimli Pekka ile büyük bir hata gelecek. Evrimli okçuları bölmek istemedim. Pekka'yı eritmek için ne kadar şansımız varsa kullanmamız gerekiyor. Şöyle önlerinde şövalye, evrimli okçuları korumamız lazım. Evrimli Havan'ı atalım. Koçbaşı başka türlü durmaz yoksa. Hepsini ortaya doğru çekelim. Pekka sürekli can basıyor ama şimdi herhalde... Tamam, daha fazla bir şeye gerek yok. Bu sefer elinde evrimli Pekka olmayacak, daha da rahat savunabiliriz. Bir sonraki kartımız Havan. Evrimli Koçbaşı'ya karşı hemen Havan'ı döndürmemiz lazım. Pekka'ya karşı iskeletler, hemen ikinci bir Havan. Yaş çadısına da vuracağız. Bir de kasırga. Havan tek atsın onlara. Daha iyi savunamazdık herhalde. Evrimli barbarlar kuleye vurmasın. Rakip de artık pes etti. Hemen evrimli Havan'ı atalım, maçı bitirelim. Savunmaları o kadar sağlam yaptık. Evrimli pek oynayan rakip bile maçı salmak zorunda kaldı. Güzel başlangıç. Son yaptığı atak da harbiden tehlikeli gelmişti ama. Evrimli pek, evrimli koçbaşı. Ama orada da yaş yadısını çok kolay kestik. 27 kupa. Şimdi ikinci maça geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupası bizden daha yüksek. Bol şans diyelim. Topçu birliği kullanıyor ama bizim için daha iyi olabilir. Çünkü Havan'la oynuyoruz. Kulesinin canı da düşük olduğu için roketle daha hızlı indirebiliriz. İlk hamleyi yapmıyor. İlk hamleyi öyle büyük kartlarla yapmak sıkıntı olabilir. Bait DS olsa ilk hamleyi yapar diye düşünmüştüm. Tomru attım o yüzden. Arkadan biz de şövalyeyi bırakalım. İki tane küçük büyüsü var DS'de. Bakalım hangi DS'yi oynuyor. Havan'ı atalım. Zaten rakibimiz küçük büyülere iksir harcadı. Hem elektroyu da keseceğiz hem dev goblin'e vuracağız. Şu an Havan kulede. Havan'ı koruyalım. Birkaç tane daha vursun oraya. Rakibin şu an iksiri az. Havan atalım, bakalım nasıl cevap verecek. Havan bir tane daha vur. Oo, öfke attı. O yüzden tomruk. Havan tekrardan vuracak kuleye. Başlangıçta roketi çok sağlam attık. O yüzden yine güzel bir başlangıç yaptık.
Bu rakibin DS'si aslında bize daha önceden denk geliyordu. Bu nickli oyuncu oynamıyordu ama bu DS'de elit barbar, kıvılcım falan da olmalı. Bu sefer defansa yatalım. Nasıl saldırıya gelecek onu da bekliyorum şu an. 2x'teyiz. Ortaya doğru çekelim kartlarını. Tomruğu da tam zamanında attık. Defansı güzel kurduk. Dev Goblin'i hemen ortadan keselim okçularla. Rakip bir anda onu iksir attı şu an. Atacak pek kartı yok. Sağ tarafı şövalye. Kılıcım vurmadan bir buz ruhu. Hemen kesmemiz lazım. Tamam, fişi çektik. Evrimli Avan iyi oyundu. Rakibin hem kılıcımın hem elektro büyücüsünü falan çok fena yedik. 12'si gitti orada. Bu maç da hoşuma gitti. Güzel geçti. Normalde defans yaparak bu maçı zaten kazanabilirdik. Çok uzatmadan güzel taktiklerle kazanabildik. Şu anda da maçlar güzel geçiyor. İyi de kupa alacağız. Bir de son maça geçelim. 35 kupa aldık. Son rakibi de bulduk. Yine kupası bizden yüksek bir rakip. En iyi derecesi de dünyada 68'miş. Prenses Kulesi kullanıyor. DS'sini bilmiyorum. Okçuları bölerek maça başlayalım. Bu arada şu an bu DS'yi de evrimli okçular da taşıyor. Benim en sevdiğim evrimlerden bir tanesi ve çok tehlikeli bir evrim. O yüzden bu havanın DS'sini alacaksanız özellikle bu iki evrim olmalı. Yine Dev Goblin geldi karşımıza. Güzel bir havan atalım. Hem Dev Goblin'i savunuyoruz hem de cevap vermesi gerekiyor havana. Fazla iksir harcadı. Vuracağız kulesine. Bir de öfkeyi yolladı. İkinci vuruş gelse iyiydi. Neyse yine sorun değil. DS'imizi döndürelim. Evrimli okçuları döndürdük. Şu an elinde oklar da yok. Döndürmesi gerekiyor. Rakip de işte evrimli okçuya karşı keşiş veya oklar olunca da çok sıkıntı. Neyse ki DS'miz biraz hızlı dönüyor. Belki evrimli okçuyu çalıştırabiliriz. Ortaya doğru atalım. Pekka'yı keselim. Hızlı bir şekilde döndürmüş. Rakibin de DS'si hızlı dönüyor. Pekka'sı var, Dev Goblin'i var ama diğer kartlarının iksir maliyeti düşük. Kasırga ile geriye doğru çekelim. Bombacı ölmese sıkıntı yaşardık. Tomruğu da atalım. Temiz bir savunma yaptık. Evrimli Pekka kullanan ilk rakibi rahat yenmiştik ama bu biraz daha sorun olacak. Hem rakipte evrimli Pekka var, hem evrimli Dev Goblin, hem de üstüne oklar. Savunmayı zaten evrimli okçularla rahat yapıyorduk. Yine savunmaya yatalım. Soldan da buz ruhu. Şu atan çirkinliğine bakar mısın? Arkadan Dev Goblin, önüne evrimli Pekka. Buna da oklar atacak herhalde. Boşluğu bloklayalım. Kasırgayı da güzel kullandık. Evrimli Pekka uzağa gitme. Atacak kart da yok ki. Evrimli Pekka'yı savunduk. Şimdi atak sırası bizde. Şu an elinde oklar da yoktur. Döndürmeye çalışıyor. Okları her türlü yetiştiriyor. Havan tekrardan. Vurmamız lazım. Geriye düştük. Rakibin DS'si de tehlikeli. Rokete dönersek savunma yapmak zor olur. Havanını yakalamamız lazım. Güzel blokladık. Havan kuleye göre artık. Bir tane mi vuracak? İkinci çıkmayacak gibi, evet. İkinciyi vurmayacak. Kısır döngüye sokabilirsek rakibi. Evrimli Pekka geldi. Ne atsak şimdi? Can basacak. Sağdan iskeletler o yüzden.
Uzaktan okçular çalışsın. Evrim Pekka'da hemen havana vurmasın. Ne atsak cevabı var. Sağ taraftan hasar almıştık. O yüzden biraz hasara göz yumdum. Bundan sonra defansa yatıp roket döndürelim. 3x'e girmemiz az kaldı. Havanla yakalayamayacağız çünkü. Gerideyiz. Bloklayalım. Sağlı sollu geliyor. Evrimli pek kale gelmediği sürece sıkıntı yok. Yine blokladık. Sol taraf daha kritik. Vurma kuleye Mega Minyon. Yine de gitti, bir tane vurdu. Tekrardan roket. Son 30 saniye. Aslında daha çok zaman var. Ama rokete dönmezsek de olmaz ki. İkinci roketi atmamız gerekiyor. Son bir roket yeterli olur ama son 20 saniye yok. Hatta iki tane daha roket atacağız. Başla gidiyor. Evrimli Pekka, bizi bitirdin ya. Ne atsak can dolduruyor. Bir de arkasında birlikler var. Bu maç bizi bayağı zorladı. İyi oyundu. İlk iki maçı rahat kazanmıştım ama üçüncü maçta hem Evrimli Pekka'nın olması hem de okların olması, DS'si de hızlı dönüyor. Döngü dışı da bırakamadım. Böyle roket döndürme DS'leri falan hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gidiyorsa video like atıp abone de olmayı unutmayın. Son bir sıralamaya da bakalım. Gelen eşleşmeler bu şekildeydi. Eğer isterseniz arada bir bu DS'yi kullanabilirim. Dünyada şu an 120. sıradayız. Yereldeki son tablo bu şekilde, Türkiye'de 1. sıradayım. Oynadığımız DS eski DS'lerden bir tanesiydi. Klasik güzel bir DS. Oynamak isterseniz tavsiye ederim. Topçu Birliği ile birlikte savunması daha da güçlenmiş. Videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.